Mesela bana onu dediler. Ya Amerika'da çok başarılı böyle bir Türk varmış, sallıyormuş falan. Vallahi biz hiç duymadık. Amerika sallanmadı yani. Sen kendi hikayeni nasıl anlatıyorsun? Çünkü herkesin bir hikayesi var. Benim ilk sorduğum soru İngilizce biliyor musun? Bu çok önemli basit bir soru. Hani Cem Yılmaz'ın var ya İngilizce tabii ki. Of course. Herkes biliyor. Soruna aşık olmanız lazım. Çözüme değil. Ya çok dayak yedik bir kere. Benim çok savaş yara izim var diyeyim. Gecenin ikisinde telefonumun çalıp yazılımcılarımızdan bir tanesi silahla tutuklanmış. Karakola gidip çalışanımızı çıkartmaktan tut. Hani ne kadar garip hikaye varsa başıma gelmiştir. Girişimcilik yasal çerçevede risk almaktır. Yani risk alacaksınız. Nathan Jobs Mall'ın kurucusu ne yapıyorsunuz? İş arayanlarla işverenleri videolu bir ortamda buluşturuyorsunuz. Aynen, aynen, öyle. Böylelikle işverenler videoyla iş ilanını koyuyor, kendini tanıtıyor, firmayı tanıtıyor. İş arayanlar da videoyla video özgeçmişle ve video cover letter dediğimiz video artık nedeni videoyla kendini tanıtıyor diyeyim soru cevap şeklinde. Tabi girişimin geçmişi 6 yıla dayanıyor, evet. tamamen Amerika'da kurulmuş bir girişim ama buna geçmeden önce seni bir tanıyalım mı? Çok sevinirim. Ben New York'ta doğdum, Nathan olarak doğdum. Yarı Türk, yarı Amerikalıyım. Her zaman Türkiye için fazla Amerikalı, Amerika için de fazla Türktüm. O yüzden ismimi daha birisiyle tanışırken, mesela seninle tanışıyorum, sen ben Hilmi diyorsun, ben aklımda sana ne diyeceğimi düşünüyorum yani Nathan mı diyeyim, Nathan mı diyeyim ortama göre bazen ismimi kullanmadığım dönemler bile oldu. Dolayısıyla ben iki kimlikle büyüdüm. Nasıl Zamanıma... Amerika'da iki kimlikle büyümek? Hani hem Türk hem Amerikalı olarak büyümek nasıldı? Şimdi zamanım yarı yarıya geçti. Liseyi filan Türkiye'de okudum. Yazları Amerika'da olurdum. Bazen kışları Amerika'da, yazın Türkiye'de. Ben bu iki farklılığı hep bir zenginlik olarak gördüm. Ama o zenginliği de bazen yaşadığım sıkıntılarda elbet oluyordu. Bazen burası için fazla Amerikalı geliyordum. Bazen orası için fazla Türk kaçıyordum. Bu ne demek yani? En azından burası için fazla Amerikalılık ne demek? Yani ne tür sıkıntılar görüyordun? Bazen saf olabiliyorsunuz. Bazen duyduğunuz şeye inanabiliyorsunuz. Bu tabi Amerikalılık ağır basıyor. Amerika'da da Türk olmanın faydası pratik zekayı kullanıp bazı fırsatları daha iyi değerlendirebiliyorsunuz. Bilakis yaptığımız iş Jobs Mall'da Türk zekası diyeyim. Türk e, kimliğimin Amerika'da ortaya çıkardığı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada Türkler için Amerika'da gerçekten e. pratik zekalı denebiliyor mu? Kesinlikle denir. Yani peki e, doğru kullanılıyor e, mu gerçekten o bölgede, o topraklarda? Amerika'nın e, sunduğu e, imkan aslında öyle. Yani çünkü siz eğer e, belli kurallarda oynamıyorsanız sistem sizi dışarı itiyor. Onu bir şekilde kanalize edebiliyorlar. Türk zekası ama pratikliği her zaman çok işe yarıyor. Bizim girişimcilik serüvenimizde de çok işe yaradı. Tabii iki toprakta da yaşarken hem Amerika'da hem Türkiye'de yaşadın ve yaş 21 oldu. Daha sonrasında da ilk startupını kurdun. Evet. Bir yandan Türkiye'desin, bir yandan Amerika'dasın. Yaş oldu 21, Hı. 27 yaşında olduğunu biliyorum Hı. ve startupını kurdun. İlk startupında değil mi? Abi ilk şirketim, ilk olayım. Nasıl oldu? Yani 21 yaşında startup kurmak. Şimdi aslında hikaye şöyle başlıyor. Jobs Mall'un kuruluş hikayesi 4 tane 20 ve 22 yaşındaki bir gencin masa etrafında staj ve iş başvurusu yaparken kuruldu. Çok iğrenç bir aslında süreç. 20 yaşındasınız. İşlere özgeçmiş denilen, geçmişinizi anlatan bir Dosya at, a, yollamanız gerekiyor Resüme deniyor Yani ne diyecektin deniyor. abi atmanız mı gerekiyor diyecektin Yani yollamanız gerekiyor <laughs> ve a, Yani geçmişiniz yok 20 yaşındaki bir insanın ne geçmişi olabilir Yani bir tane staj tecrübesi Bir tane a, üniversitede Okuduğunuzu lanse eden bir şey Bir de kulübe iyi Aa, yani Geçmişiniz yok zaten bir şirket Sizi ya bu adamın geçmişi çok iyi Biz bunu alalım şu tecrübelerinden Yararlanalım diye işe almayacak sizi potansiyelinizden ötürü, tarzınızdan ötürü, tavrınızdan ötürü bu insan bize bir şey katar mı diye alacak. Öte yandan firmalar da genç nüfusa ulaşmaya çalışıyor. Yani üniversitelere gidiyorlar, kariyer günleri yapıyorlar. Bu iki taraf da birbiriyle buluşmaya çalışıyor ama buluşma metodu özgeçmişe dayalı. Biz dört arkadaş masa etrafında oturduk, işlere başvuruyoruz. En sonunda bir arkadaşım diğerine dedi ki: "Abi dedi, özgeçmişinde hangi fontu kullanıyorsun? Calibri mi, Times New Roman mı?" Ben de ortamdaki tek Türk olarak bilgisayarı kapadım batsın bu dünya dedim içimden bir Orhan <laughs> Gencebay çıktı çünkü eğer benim işe, iş bulmam bir fontla belirleniyorsa e bütün bu sistem başlı başına yanlış ve bu dediğim olay Amerika'da gerçekleşiyor yani dünyanın en zengin ekonomisi diyebileceğiniz ülkenin en zengin eyaletinin çok zengin bir şehrinde dört tane insan iş bulamıyor böyle bir rezalet olamaz dedim ve firmalarda bu gençlere ulaşmak için kendileri çok ciddi sermaye harcıyor. Ve Jobs Mall bunun etrafında çok basit bir fikirle dedik ki gençler kendi potansiyelini nasıl ifade edebilir? Video ile ifade edebilir. Aynı zamanda firmaları da video ile biz tüketmek, öğrenmek istiyoruz. İki tarafı da video ile buluşturalım dedik ve çok basit bir fikir. Yani ben bunu hep startuplara söylüyorum. Girişimci olmak için veya bir şey büyütmek için E eşittir MC kare gibi muazzam bir formül bulmanız gerekmiyor. Var olan bir sorunu, bir masrafı ortadan kaldırıp statikodan daha ucuza ve daha iyiye çektiğiniz an siz orada başarı yakalayabiliyorsunuz. Biz bu minvalde Jobsmol'u kurduk. Firmaların... Peki burada araya girmek istiyorum. Tabii, tabii. Şimdi siz 20-22 yaşında dört gençsiniz. Tabii. İş arıyorsunuz, paranız yok. Tabii tabii. O Nasıl o zaman start za, za, kurdunuz? Za, za, zaten Böyle bunun... Böyle friends family yatırım mı oldu yani? Şirketi biz aslında masada dört arkadaş kurmadık. Bu yaşadığımız bana en çok tak eden bir sorundu. Aslında her firmanın, her hikayenin bir sürü farklı engeli vardır. Ben İK sektörüyle çok yakın büyüdüm. Bunun da en büyük sebebi benim annemle babam ben iki yaşındayken boşandı. Biraz da ailevi dram anlatayım size. Annemle çok yakın büyüdüm. Annem İK sektöründeydi. Benim çocukluğum İK sektörünün hikayelerini dinlemekle geçti. Bu olaydan bir hafta sonra Türk olarak Türk kahvaltısı yapıyoruz Los Angeles'ta. 20 yaşının verdiği ukalalıkla ben annemi çok tiye aldım. Dedim ki ya dedim siz bu işi yapamamışsınız. Bak dedim ben dört, bütün arkadaşlarım biz iş bulamıyoruz ve sen hep bu sektördeydin. Benim çocukluğum hep iş aramanı, iş aramayı yardımcı olmanla başkalarıyla geçti. Ve şu an ben bulamıyorum. Yani senin oğlun nasıl bulacak? Tabii annem e, sevimli bir kadındır ama serttir. Dedi ki o dönem ne gerekiyorsa biz onu yaptık. O dönem dünya başka bir dönemdi. Dönem sizin döneminiz. İyi bir okuldasın, iyi fırsatların var. Madem böyle bir sorun var. Daha iyisini yapabiliyorsan siz yapın dedi. Yani öyle bir rest Yapabiliyorsan çıktı. yap. Yapabiliyorsan yap dedi. Ve Jobs Mall'ın asıl ...tohumu o masada atıldıysa... ...işe gerçekten başlamayan... ...onu sulamak... ...o konuşmanın ardından çıktı. Şimdi evet bir anda bir sorun... ...eksiklik var bunu görüyorsun hmm. ama... ...bu işi videolu yapmak... ...nasıl aklınıza geldi yani? Hadi bunu videolu mu yapalım dediniz? Ya da o, böyle bir yerden mi yola çıktınız? Ya videodaki olay şu, ne güzel şu an video ile konuşuyoruz. Video bir format olarak... ...aslında çok net... ...size acayip data veren bir format... Ve bizdeki o dönemki bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri ya bu işverenler bizi tanısa kesin işe alır gibi bir hissimiz vardı. Bizi tanımaları lazım. Araya giriyorum bak tabii. bazen şöyle olur. İş başvurusu yapıyorsun tabii. mesela ben 10 sene önce de yaşamıştım. Hani bir görüşelim hani evet, bir yüz tabii. yüze görüşelim. Evet. Bazen CV'nin yetersiz kalabilir. Tabii tabii tabii. Ya tabii. da orada CV'nde anlatmak istediğini anlatamamış da, olabilirsin. anlatamadın. En büyük sıkıntı o zaten. Belki yani yazamamışsındır. Sen, kendini, sen kendi hikayeni nasıl anlatıyorsun? Çünkü herkesin bir hikayesi var. Bu illa beyaz yaka, büyük bir plazada çalışıyor olmanız gerekmiyor. Aksine her işin, her mesleğin, her mesleğin, her mesleği yapanın bir hikayesi var. Evet. Ve bu hikayeyi en iyi nasıl anlatabiliriz? Bunu da en iyi nasıl formatlayabiliriz diye baktık. Video oradaki en bizim istediğimiz çözümdü yani. Yaşadığımız sorunu Keşke şöyle bir çözüm olsa diye çıktık. Rakip analiz yaptınız mı burada yani? Benim hala merak ettiğim konu Tabii. şu. E şimdi burada videoyu izleyenler de bunu merak ediyordur. Hani her girişimcinin fikri bir sorundan yola çıkıyor ama Kesinlikle. bir yandan izleyenler de şeyi merak ediyor. Ya yani bizim de gördüğümüz sorunlar, sıkıntılar var ama evet. işte o sorunun, sıkıntının yola çıkıp ürünleşmesi, Kesinlikle. ürünleştirme aşamasına girmek ve bunu gerçekten tespit edebilmek yani videolu bir iş görüşme sürecini ya da iş başvuru sürecini nasıl ilk olarak tespit ettiniz? SWOT mu yaptınız? Rakip hep, analizi mi yaptınız? Ne yaptınız? Gerektiği zaman hepsini yaptık. Şimdi benim her zaman girişimcilere söylediğim en büyük şey soruna aşık olmanız lazım. Çözüme değil. Sorunu iyi anlamanız lazım. Çünkü eğer kendi çözümünüze aşık olursanız tam resmi göremezsiniz. Yani fikri çünkü fikir hep çözüm odaklıdır. Fakat çözüme tutunursanız sorunu gerçekten çözüp çözmediğini bilmezsiniz. Biz sorunu çok iyi anlamak istedik. Yani tamam benim böyle bir sorunum var. Biz kendimizi ifade edemiyoruz. Peki firmalar bu sorunu yaşıyor mu? Firmaların da böyle bir sıkıntısı var mı? Yani sorunu bir A'dan Z'ye anlayalım dedik. Ve mesela Amerika'daki en büyük... Ben size data ile istiyorsanız. Daha iyi her olur. Herkese anlatayım. Ya biraz veri verebilirsin A sorun A yok. Amerika'daki en büyük... Amerika'da işe yerleştirme A'dan Z'ye 43 gün ortalama bu barista arıyorsanız 16 gün yazılımcı alıyorsanız 67 gün. Ne demek bu? Yani sizin bir bir firma işverensiniz aday iş ilanı çıkıyorsunuz. İş ilanı çıkışınızdan adayı mülakat edip işe yerleştiriniz ortalama 43 gün. Bu sürecin yaklaşık 18 günü ön eleme dediğimiz pre-screening diye geçiyor. Ön eleme dediğimiz safa. Nedir bu safa? Size gelen özgeçmişleri, size yüzlerce özgeçmiş geliyor. Hepsi yazılı formatta. ...siz daha adayı... ...hangi adaya biz telefonla geri dönüş yapalım... ...hangi adayı mülakata başlayalım... ...bunu anlamanız 18 gün sürüyor... ...niye çünkü size bir sürü yazı gelmiş... ...siz böyle skill'lara bakıyorsunuz... ...referanslara bakıyorsunuz... ...kimisi Nasıl bir cümle sürüyor? yazmış kimisi destan Aynen öyle. yazmış... Yani ...ve yüzlerce geliyor... ...mesela muhasebeci arıyorsunuz şoför başvuruyor... ...bu demek değil ki şoför başvurmamalı... ...şoförlerin de iş bulmaya ihtiyacı var... ...fakat doğru özgeçmiş ayırmanız gerekiyor... 18 gün sürüyor. Çok ciddi ve bunu ekipler yapıyor yani. Ekipler zaman harcıyor. Buradaki bizim video formatının en büyük faydası biz bu 18 günlük ön elemeyi 5 güne indiriyoruz. Çünkü bizim konseptimizde biz size 400 tane 2 dakikada yazılmış, 2 dakikada başvurulmuş özgeçmiş değil. Size 40 tane başvuru süreci 30 dakika olan. Yani 30 dakika ne demek? Siz 30 dakika zamanınızı ayırıp o firmaya başvuruyorsunuz. Hikayenizi anlatıyorsunuz. Bizdeki video konsepti de biraz şöyle Hilmi onu da anlatayım. Tek bir video upload etmiyorsun 17 dakikalık. Soru cevap şeklinde bizim sorduğumuz veya firmaların sorduğu. Firmalar size soru soruyor basit bir şekilde. Siz onu 120 saniyede cevaplıyorsunuz. O her zaten... bir soru için ayrı ayrı 120 şer saniye. A aynen, mi? aynen. Dolayısıyla şöyle de bir mesela firmalardan yola çıkarak. Biz... 120 saniye bu arada uzun değil mi her bir soru için? Her bir soru için uzun da firmalar genelde İK müdürleri belli soruları önce ilgileniyor. Sonra isterse daha çok videoyu izleyebiliyor. İşveren iş arayan için de sizin başvurunuz aslında iki dakikada başvuramazsınız. Videolu başvuruyorsanız 30 dakika başvuruyorsunuz. E 30 dakika. Size çok gelebilir fakat 30 dakika siz o zamanı harcıyorsanız size geri dönüş e, mülakat e, oranı çok daha yüksek oluyor. Çünkü firma size bir kere zamanını ayırmış çok daha spesifik sizinle ilgilenen aday o zaman başvuruyor. Bu arada ön görüşme için sen şirkete bile gitsen yol vesaire yine 3-4 saat sürüyor. Tabii canım ve de en büyük sıkıntı yani burada çok sıkıntı var data olarak e, iş başvurusu yapan insanların %45'i Geri dönüş bile almıyor Amerika'da. Yani iki kişiden biri işe başvurmuş. Siz zaman ayırmışsınız. Geri dönüş hiç almıyor. Olumsuz alanlar bazen 6 ay sonra alıyor. Yani 6 ay siz bekliyorsunuz. Kimse beklemez 6 ay. Size hatta yeni bir iş bulmuş. Hayatınıza devam ederken 6 ay önce başvurduğunuz firma kusura bakmayın biz şu an almayacağız. Size gelecekte başarılar diye mail alıyorsunuz. Ya Ona yani, böyle bir cevap yazmak istiyorsun değil mi? Yani böyle bir rezalet <laughs> olabilir mi? Bizim sistemde dolayısıyla hızlı karar. Biz firmalara ve iş arayanlara doğru olanakları meçleyip hızlı karar almalarını ve olumlu olumsuz da olsa hızlı hareket etmelerini sağlıyoruz. Bu ön eleme kısmını ortalama bizim sistemde 5 güne indiriyoruz, 18 gün yerine. Dolayısıyla siz adayı ilk defa tanıdığınız zaman bile, yani ilk defa video mülakatı yaptınız veya yüz yüze mülakat yaptınız... ...adayı sanki üçüncü kere tanıyor gibisiniz. Çünkü bütün sorduğunuz soruları video ile cevap vermiş A, gayet net biliyorsunuz. Son bir datayı daha söyleyeyim. Mesela işverenlerin bir yaşadığı sıkıntı da genelde İK müdürleri ilk iki dakikada a, olumlu olumsuz olacağının kararını veriyor. İki dakika alıyor bu kararı vermesi. Fakat mülakatlar 20 dakika 30 dakika. Siz a, markanız kötüleşmesin diye 20 dakikayı ayırıyor İK müdürü. Ve de iki dakika içinde kararını almış oluyor. Tamam bu adayla biz yola çıkmayacağız. Siz aday olarak orada 20 dakika o umutla konuşuyorsunuz. Size geri dönüş yapacağız diyorlar. Siz bir hafta bekliyorsunuz. a olumlu mu geçti? Halbuki olumsuz. Yani olay bitmiş, çoktan bitmiş ama siz o hayali koruyorsunuz sürekli. Jobs Mall'daki en büyük a, fayda o hayali direkt size söylüyor. Olumlu mu, olumsuz mu diye. Bu tarz süreçlerde olumsuz cevap almak da güzel değil mi? Hani çok, en azından çok önünü görüyorsun. Ben kesinlikle şeye inanıyorum. Her iş arayanın, her iş a, başvuran yapan insanın bulacağı ve orada çalışmayı hak ettiği bir iş var. Bu illa demek değil ki şu işle çalışman gerekiyor, şu firmayla çalışman gerekiyor. Ama o insanların olumsuz cevap alması bile çok önemli. Yani olumsuz cevap alma, hiç cevap almama kabul edilebilir bir şey değil. Zaten bizim sistemde firmaları cevap vermeyi zorluyoruz. Vermezlerse bayağı e, puan kırıyoruz. Yani aday alamıyorlar o zaman. O yüzden herkese olumlu olumsuz cevap verecekler. Geri dönüş sağlayacaklar. burada genelde firmalar avantajlı, adaylar dezavantajlı olur. Neden? Çünkü iş arayan adaydır. Ama evet. siz burada firmaları da e, bir nebze yola getiriyorsunuz değil Öyle mi? Öyle olması gerekiyor. Çok güzel söyledin Hilmi. Çünkü... Yani öyle zannediliyor ki sanki iş arayan burada Lord, e, ha, e, şey kral e, ha, e, hay tam tersi normalde jobs mall haricindeki dünyada iş arayan böyle bir şey dilenen ne olur bana iş verin iş veren asıl veren halbuki tam tersi iş veren niye aday arıyor çünkü işi iş yapan orada çalışandır o emeği katandır. Yani oradaki insanlar olması dört duvarın ne anlamı var? Aynen öyle. Fakat o yüzden de e, siz iş arayana ama hep bunu güçsüzleştirerek anlatmaya çalışıyorlar ki sağlıksız bir sistem. Biz iş arayana da önem verip yani iki aslında bu işin a, kralı yetenek sahibi olan iş arayandır. Biz onları güçlendirmeye çalışıyoruz. Onlar ne kadar güçlü olursa işveren de o kadar güçlü olur. Peki buradaki problem işverenin yani patronda ne? mı yoksa oradaki da mı? Hani İK'cı diyorum ama işte insan kaynakları uzmanında mı? Ya İnsan kaynakları direktörün de bu yani? Bu aslında çok daha yüksek bir sorun. Şöyle bir sorun. Mesela iş arayan iş veren deyince sanki iki tane böyle ringe çıkmış savaşacak boksör gibi Ama anlaşılıyor. Ama bilinçli öyle yani. Ama ben e, çok katılmıyorum o fikre. Şöyle bakıyorum. Yani siz o ringe beraber çıkıp başkalarına marketi dövmeniz lazım. Ama bu sefer yani, iş arayanlar kendi aralarında dövüşüyorlar. Yani şimdi 3 e, e, kişilik pozisyon var. 400 kişi başvuruyor. E, kesinlikle öyle. Fakat o 400 kişi başka bir sürü ringe de çıkabilir. İlla o firmada çalışması gerekmiyor. Tabi bazı firmalar çok daha kompetitif. Fakat hatta Jobs en önemli şeyini anlatmadım. Niye ismi Jobs Mall? Biz Jobs Mall sanal alışveriş merkezi konseptli kurduk. Çok görsel bir platform. Firmaların sanal dükkan açtığı, kendini tanıttığı bir platform. Videoları oraya koyuyorlar. Çünkü şöyle Hilmi, herkes tüketici markasını biliyor. Mesela bugün hangi firmalar Büyük dersen Amazon, Microsoft, Netflix, Amerika'da bu markalar biliniyor. Türkiye'de hangi firmalar büyük dersen herkes Koç Holding'i bilir, herkes Sabancı'yı bilir. Ama bir e de şey var, e teknoloji e markaları e var. E tabii, Trendyol, tabii. Yemeksepedi, Getir. Fakat adını duymadığın o kadar çok işveren olanağı var ki, yani kimse Amerika'da bile Teksas'taki milyar dolarlık 10 bin çalışanı olan firmayı bilmiyor. Nereden bileceksin? Örnek vereyim mi? hı. Ben Saha Expo Fuarı'na katılmıştım. Evet. Savunma Sanayi ha. Fuarı. Biliyorsundur. Tabii canım. Ha. Abi oraya gittim. Ee, o savunma sanayi alanında o kadar yüksek teknoloji üreten yerli evet. şirketleri gördüm ki. Hani ben korkunç olarak tabirledim. Evet, ya, yani, muazzam. yani şöyle. Ben korkunç olarak böyle dile getirdim. Hani iyi anlamda korkunç. Hani evet evet anlıyorum. Nasıl böyle bir şirket... Bizim topraklarda olurdu ve ben bilmem. Ve değilmem. duymazsın. Ve duymuyorsun. Ve, ve bunu iş arayanlar duymuyor. Çünkü bir de şöyle de bir fark var. Tüketici markasıyla işveren markası çok farklı şeyler. Şimdi atıyorum bir Netflix'te hepimiz bir şey izliyoruz. Fakat Netflix'te çalışmak bambaşka bir olay. Netflix'teki kurum kültürü bambaşka. Onun rakibinin kurum kültürü bambaşka. Ama tüketici markasına göre sen iş araya, ararken karar alamazsın. Dolayısıyla firmaların tüketici markasından yana... ...haricinde e, işveren markasını da ön plana çıkardı. Bir sanal AVM şeklinde kurduk. E, çünkü şey çok önemli. Yani çok büyük firmalar var adını duymadığınız Çok büyük fırsatlar var adını duymadığınız. O yüzden konuya geri dönecek olursam... ...hani 3 e, kişilik role 400 kişi başvuruyor. O 400 kişiye de iş var. Yeter ki onu doğru şekilde kanalize edin. E, şu anki tradisyonel İK platformları onu edemiyor... O yüzden iş arayanlar umutsuz hissediyor. Ya iş yok. Halbuki çok var. Çok var. Ama onu connect etmek çok önemli. Bu arada şöyle bir şey daha var. Mesela sen işletme okuyorsun ya da iktisat okuyorsun. Hmm. Türkiye'de mesela büyük denetim şirketleri var işte Deloitte gibi, hmm. Ersan Yank gibi, KPMG gibi. Mesela ben bunu duyuyorum. Öğrencilerin hayali hmm. yani denetimci olmak isteyen öğrencilerin hayal ilk buralara girmek. Tabii. Ama onların çevresinde de çok fazla denetim şirketi var. Tabii canım. Ve orada da büyük fırsatlar var. Aynen öyle. Bazen şey derler böyle. Ben bu arada biraz araya girdim ama Yok, canım, hani 400 kişilik şirketin 401. çalışanı mı olmak istersin yoksa büyüyen bir teknoloji şirketinin 9. çalışanı ya da 12. çalışanı mı olmak istersin? Ve de o kesinlikle herkese bağlı, herkes farklı bu konuda. Yani bazı insanlar 400 kişilik firmada 401. olabilir ve çok iyi de olur. ...bazıları ama üç kişilik bir firmada dördüncü olup onu büyütmek isteyen olabilir. Ama o iki tarafında birbirini tanıması, iki tarafında birbirini bilmesi lazım. Evet. Aa, ve bu tümüyle aslında bizim gibi platformların, ara bulucuların yapması gereken... ...o bizim sorumluluğumuz. Ve buradaki bizim çözdüğümüz en büyük sıkıntı... ...şu an Amerika'da biz 50 eyaletteyiz, eyalet eyalet açtık. 8 binden fazla firmayla çalışıyoruz. Bunun içinde çok büyük markalar da var, az önce adını söylediğim gibi... 12 kişilik startup'lar da var. 10 kişilik vakıflar da var. Mesela geçen ay bize bir iş aramak için bir vakıf geldi. Yaptığı iş sirklerde ne diyeyim yaşlanan filleri alıp besleyen bakan bir kuruluş ve insan arıyorlar. Yani istihdam etmek için. Çok şimdi, ilginç bir meslek. Şimdi bana o kadar benim işimin en büyük faydası hani kripto şirketinden bu şirketi de duyuyorsun. Ee, ve dedim ki yani ne kadar güzel bir iş yapıyorlar. Buna mesela biz insan yerleştirdik. Yani fil bakıcısı mı arıyorlar. Fil bakıcısı, zoo yani. keeper, zookeeper geçmişi olan hayvanat bahçesinde çalışmış. Ama hayvanlara sevgi ve şefkat verecek. Tabii bazı onun yetenekleri de var, sertifikaları. İnsan arıyorlar. Şimdi böyle bir insan bunu tradisyonel İK asitelerinde bulamaz, göremez. Bilakis bu kuruluş da kendi adını Instagram'da... Yani istediği kadar uğraşsın gösteremez. Bizim işimiz bu iki tarafı birleştirmek. Geçen ay 4 milyon uh, aktive hizmet ettik. Uh, bu sene içerisinde de 100 binden fazla insanı işe yerleştirdik. Yani yaptığımız işin uh, aşağı yukarı rakamları da böyle. Peki hep e, iş arayanların video tarafından bahsettik ama işverenler de soruları videolu sorabiliyor mu? Yani ya da onların bir... ...tanıtıcı tabii, bir tabii, insanın tabii. anlattığı... ...hani böyle bazen tanıtım filmleri koyarlar ya... ...çok tabii. güzel, mükemmel çekilmiş dronelarlar. Tabii tabii. Hani bunun haricinde... Aynen ...o kişinin öyle. anlattığı videolar var mı işveren tarafında? Aynen öyle. Bizim de en büyük konseptimiz o. Dükkanlarında bir kurumsal videoları var. Güzel editlenmiş, güzel gösterilen. Fakat iş ilanlarında... ...soru cevap şeklinde videolu iş ilanı koyuyor. Yani ben İK müdüreyim. Adım ıı, Ahmet... Merhabalar ben şu şirkettenim. Şöyle bir aday arıyoruz ve cevaplandıkları sorular... ...adayların merak ettiği, adayların öğrenmek istediği sorular. Dolayısıyla siz sadece e, bir çok iyi editlenmiş firma videoları değil... ...çünkü her firmanın da aynı zamanda o imkanı da yok. E, siz sizi e, mülakat edecek takım arkadaşınızı, insanı görüyorsunuz... ...ve merak ettiğiniz sorulara cevap veriyor. O yüzden iki tarafı da bizim en büyük altını çizdiğimiz şey humanizing yani insancıllaştırmak yani rezümenin özgeçmişin arkasındaki insanı da ön plana çıkarmak, o hikayeyi anlatmak, iş verenin de o iş ilanını çıkan müdürün de ve kurumun da hikayesini anlatmak, o tarafın insanını da göstermek. Çünkü şöyle biraz geniş anlatayım, pandemiden sonra çok büyük bir şey yaşadı dünya. Pandemide ofislere gitmediğiniz zaman kurumlar şunu sordu kendine. Ya kurum kültürü ne demek? Eskiden Uh, ofislerine bir tane langırt masası koyunca veya masa tenisi koyunca kültür olduğunu zannediyorlardı. Fakat artık kurum kültürü çok daha farklı bir noktaya geldi. Onu göstermek bizim için çok önemli. Jobs Mall'la ilgili bundan sonraki hedefin ne? Bir de şey merak ediyorum. Şu an kaç çalışanınız var sizin? Şu an uh, benim en büyük hedefim 2022'de uh, biz hala bir tek Amerika'da operate ediyoruz. Amerika'da faaliyet gösteriyoruz. 2023'te ...ilk çeyreğinde bunu 3 yeni pazara açacağız. Bugün bir Türk şirketi sizi kullanamaz mı? Şu an kullanamaz çünkü şu an... ...Jobs Türkiye'den bile giremiyorsunuz. hiç O tarafı kapadık. 2023'te ilk çeyreğinde... ...hedefimiz 3 yeni pazara açmak. Hangi Bunlar pazarlar? İngiltere, Kanada ve... ...Meksika olmak üzere. ikinci yarısında da... ...bütün dünyayı açmak. Yani... ...Türkiye'de bunun bir parçası... Benim Bir Türk büyük, olarak neden Türkiye sona kaldı? Sona kalmadı. Fakat başa, başta değil. Başta olmamasının sebebi de biz Amerika'da kurulduk. Amerikan şirketiyiz. Yani kimliğimiz hep Amerikan şirketiydi. Hatta bu coğrafyalara da açılmamızın en büyük sebebi mevcut müşterilerimizin burada faaliyette olması. Çünkü şubeleri var. Tabii şubeleri var. İnsan alıyorlar. Fakat bütün dünyayı açmak. Türkiye'de de ben çok büyük bir potansiyel görüyorum. Bizim bir yıl önce 20 çalışanımız vardı. Bu yıl 60'ın üstünde çalışanımız var. 60 full time maaş ödenilen çalışan maaş Maaş ödenilen aileye bakılan 44 tane çocuğumuz var. Ben öyle bakıyorum. <laughs> a, şey, a, <laughs> Kaç tanesi senin şirkete girdikten sonra evlendi ve çocuk yaptı? A, oldu. Biz, bizim mesela çocuklarımız da var öyle şirkette. Onun sayısını bak bilmiyorum. Nereden baksan. Ama güzel bir üç, oran. 3 tane 4 tane bebeğimiz var. Onu biliyorum. Düşünsene yani senin startup'ına evet. güveniyor, işe giriyor, evleniyor, bir hayat kuruyor. Tabii. Yani kolay değil. Tabii bizim üst, ya bizim şirkette çalışırken tanışıp evlenen var. Şu an o mesela biz Jobs Moda'dan mı? Evet, ben en <laughs> çok korktuğum mesela İK olarak bu nasıl bir süreç olacak? Bize etkileyecek mi? Gayet iyi ilerliyorlar. Bazı böyle... şirketler bu arada bunu engelliyor. Evet, Aynı evet. şirket içerisinde sevgili olmayı da engelliyor, evlenmeyi de engelliyor. Biz işte benim en büyük korkumla daha önce yaşamadığım bir süreçti. Fakat böyle bir 60 kişilik ekiple 4 milyon aktif iş arayana ve 8 bin firmaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Böyle bir noktadayız şu an. Belli aralıklarla evet. yatırımlar aldın. Evet. O süreçler nasıldı? Hem eş, dost hani böyle friends family diyorlar ya işte evet. aile, arkadaş, yatırımı Hı. böyle mi oldu yoksa bir bir VC'den, bir melek yatırımcıdan ya da bir melek yatırım ağından yatırım aldın mı? Tabii yani benim sürecim şöyle işledi. Hiçbir institutional firmadan yani bir VC'den yatırım almadık bugüne kadar. Hep needs basis yani ne demek needs basis? İhtiyacımız üzerine yatırım aldık. O yatırımı almak da yani bana e, yani kolay olmadı. Dayak ye iyi, iyi alıyorsun. Bir şey diyorlar. Amerika'ya gidiyorsun fikrini anlatıyorsun. 250 bin dolara atıyorlar diyorlar. <laughs> Kim diyorsa bana da söylesin ben de bulmak isterim. Yani öyle bir dünya ben duymadım da. Böyle hikayeler muhakkak olmuştur. Yani bazı insanlar nerede bulunduğun çok bunun önemli e, tarafı arz ediyor. Fakat insanların anlaması gereken şey kimse yatırımı atmıyor. Yani yatırım atan şöyle atıyor. 2 yıl sonra ben bunu 10 kat daha iyi almak için geliyorum. Yani aslında o bir borç diye bakarsanız daha farklı düşünürsünüz. Yani ben mesela medyada bir haber okuyorum bilmem ne firması. Şu değerlemeden bence hiç değerlemenin de önemi yok. Yani istediğiniz kadar değerleme alın. Ne kadar aldığın çok önemli. Mesela 1 milyon dolar diyelim. 1 milyon dolar büyük bir para. Değerleme gibi. mi yatırım mı? Yatırım. Ben. Fakat evet. şöyle bir startup düşünelim. 10 milyon dolardan değerlemeden 1 milyon dolar raise ettik diyelim. 1 milyon dolar dediğiniz bir yıl içerisinde her ay 80 bin dolar harcayarak bitecek bir para. E nasıl geleceğiz 80 bin dolara? Hadi diyelim hiçbir masrafınız olmasın 8 çalışanı ayda 10 bin dolar vererek siz 12 ayda bitti 1 milyon dolar. Ama şey de bir var, de bunun... iyi yazılımcılar 10 bin dolara çalışır mı? Tabii işte daha çoğu, yani ben size ne kadar bunun az bir para olduğunu anlatmaya Junior yazılımcılar dolu diyelim. Yani tabii, yani bir <laughs> de düşünün başka hiçbir masraf olmayacak. Pazarlama olmayacak, server cost olmayacak. Hiçbir cost olmadığı zaman, bunları da eklediğiniz zaman, iyi bir yazılımcı da alalım dediğiniz zaman, siz iki kişilik ekibe bir yıllık sadece uh, runway veriyorsunuz. O yüzden şeyi anlamak çok önemli. Değerleme de önemli değil. Ne kadarı, ne hedefe gideceği, hangi pazarda gideceği bu çok önemli. Ya 250 bin doları kimse bir, bir şekilde atmıyor. Ee, tabii daha likit pazarlar var. Daha çok daha kolay yüksek meblalar raise edilen uh, sektörler oluyor. Ama o da o sektörün gerektirdiği bir realite. Ee, o yüzden ne kadar çok raise etmektense ee, hangi pazarda nasıl daha hızlı büyüyebileceği çok önemli. Yoksa startuplar gelip mesela Airbnb gibi bir firma veya Uber gibi bir firma ee, birkaç yıl içerisinde köklü endüstrileri sallayamaz. Çünkü daha ufak parayla başlıyor. Olay ne kadar paranız olduğu değil, ee, hangi markette hangi çözümü öğreterek nasıl büyüdüğünüz. Yani bu çok önemli. Biz kendi yatırım camiamızda da sürecimizde de bunu yaşadık. Peki kimden yatırım aldın? Şimdi ilk süreçte tabii friends and family dediğimiz eş dost akraba diyeyim. Yani çok dayak ye, ye oluyor. Benim burada söylemek istediğim en önemli şey yani tümüyle raise edilen paradan çok yani 100 bin dolar aslında aynı matematiği yapalım. Çok ufak bir rakam. Yani tak diye bir çek bir rakam. Fakat rakamdan çok ya siz ciro kazanıyor musunuz? Siz hangi sorunu ne kadara çözüyorsunuz? Bunun için ekip ne kadar gerekli? Mesela bir startup büyüklüğünde de herkes şu kadar çalışanım var, bu kadar kişilik bir ekibiz diyor. Bu gözler, bu kulaklar 4 kişilik, 5 kişilik ekiplerin 50 kişilik ekiplere park attı ve çok çabuk ezdiğini gördü. Dolayısıyla şey yani rakamdan çok her zaman şeye odaklanmak çok önemli. Ya biz aslında kimden ne kadar para kazanacağız? Onların ne kadar sorununu çözüyoruz? Bu şey scale eder mi? Ben tek söylemek istediğim bu. Amerika'da girişimci olmak nasıl? Yani bu soru bugüne kadar onlarca yüzlerce kişiye sorulmuştur ama yani böyle hep böyle bir kıyaslama yapılır ya. Yani Türkiye'de girişimci olmak, Amerika'da girişimci olmak. Yani sen iki tarafı da gördün, bir orada okudun, bir burada okudun. Evet. Girişimcilik tarafını da gördün az çok. Evet. Yani oranın kültürü nasıl bir Türk için? Ya ben Hani şu... direkt böyle kişiselleştirilmiş bir soru soralım. Yani ben... sana bütün girişimcilerin genel durumunu sormuyorum. Hı hı. Bir Türk olarak Amerika'da startup kurmak. Amerika'da şirket kurmaktansa Amerika'da barınmak başlı başına aslında zor bir süreç. Yani yurt dışında barınmak, o sisteme tabi olmak, o sisteme tutunabilmek bir kere kolay bir şey değil. Yani şirket kurmak başlı başına zor bir şey, barınmak o da zor bir şey. Fakat bu tarafları geçtim ben şöyle müteşekkirim. Amerika'da yaptığım işi burada yapamazdım. Ben o zaman 24 yaşındaydım. Çok büyük bir ticaret odasıyla büyük bir anlaşma yapıyoruz. 30 milyon dolarlık bir anlaşma. Amerika'daki bir ticaret odasıyla. Tabii Amerika'daki bir ticaret odasıyla şehirin de belediyenin de dahil olduğu 30 milyon dolarlık bir anlaşma. Ticaret odasının başındaki beyefendinin adı David. Benim adım Nathan, Nathan. O bana Nathan diyor, ben ona David diyorum. Ben ne David Bey diyorum, ne David abi diyorum, ne David amca diyorum. O bana ne güzel kardeşim diyor, o bana dünkü çocuk diyor. O bana... Yaşımı görmüyor, ben de onun yaşını görmüyorum. Ve herkes aslında şuna bakıyor. Ya böyle bir sorunumuz var, bunun da meblası bu kadar, bunun da bize ekonomik zararı bu kadar. Bu arkadaşlar bunu karşılıyor mu? Bu arkadaşlar karşılamıyorsa çünkü çok rekabetin var. Yani senin bu işi yapacak 100 kişi daha var, yerinde olacak milyonlarca insan var. Yani Türkiye'nin Amerika ile en büyük farkı bence şu. Kültürel böyle birkaç stigma farkı var. E, abinin, beyin, e, yaş farkının olmadığı. Bir de rekabeti çok yüksek. Yani Dünyanın her yerinden insanlar geldiği için e, o işi iyi yapmıyorsanız daha iyi yapan çıkıyor. Daha çok çalışan da çıkıyor. E bir şeyin rekabet olması. Mesela buradaki startuplara en büyük tavsiyem birkaç konferansa katıldığım zaman şunu duyuyorum. İşte biz Türkiye'nin en büyük şusuyuz veya Türkiye'nin en büyük şusu olmak istiyoruz. Türkiye diye bakmayın. Yani pazarınızın en büyüğü veya pazarınızın şusunu iyi yapmayı konumlandırırsanız siz çok daha büyürsünüz. Türkiye 80 milyonluk nüfusa sahip, dünya 8 milyar. Yapalım basit matematik yüzde bir. Yüz kişilik bir odada bir kişiye satmak mı? Ve onun da pazarında yüzde yüzünü alamazsınız. Bu mu daha karlı yoksa 99'undan para kazanmak mı daha karlı? Buna oynamak bence her zaman çok önemli. Amerika'daki zihniyet İç pazara da önem verse, dış pazara da oynayan, bunu için rekabet ortamını oluşturan ve yaşa bakmayan, dine, ırka, bu tip şeylere bakmayan, cinsiyete bakmayan kapıların açıldığı, işini doğru yapıyorsan kapıyı açıyor, yapmıyorsan da sistem acımıyor, dışarı atıyor seni. Yani daha acımasız demeyeyim, daha senin kim olduğun umurunda değil sistemin. Sen o sisteme bir şey katıyor musun? o sistem senin sayende daha iyi oluyor mu? Çünkü olmuyorsa o zaman sistem diyor ki sen benim parçam değilsin. Türkiye ile en büyük farkı Amerika'nın öyle söyleyeyim. Ee, yoksa bazı şeyler çok benzer. Benzer tarafları da var. Yani bazı dokuları çok benziyor. Peki buradan Amerika'ya açılmak isteyen startuplar olabilir. Ya da henüz startup kurmamışlar. Öğrencileri hmm. bir Amerika pazarını yani Amerika'da neler olduğunu görmek isteyen bir kişi için ne önerirsin? Var mı böyle bir önerin? Çok ben, genel bir soru mu sordun? Yok kesinlikle e, var. Çünkü bunu söylüyorum. Bazen üniversitelerden bana yazıyorlar Türkiye'den. Diyorlar ki şu programlama dilimi daha iyi bu programlama dilimi daha iyi. Benim ilk sorduğum soru İngilizce biliyor musun? Bu çok önemli, basit bir soru. Hani Cem Yılmaz'ın var ya İngilizce tabii ki of course. Herkes <laughs> biliyor. Fakat İngilizce bilin. Yani İngilizce bilmek hello melo demek değil. İngilizce bilmek o ekosistemi o kaynaklardan takip etmek, oradaki gelişimi oradan anlamak, oraya dahil siz de bir şey katabilmeniz. Yani İngilizce bilmek çok önemli ve bence basit gözükse de herkese tavsiye ettiğim şey. Bir kere İngilizce bilin. O, o Oradaki insanlar ne okuyor, oradaki insanlar ne düşünüyor? Bunu Türk kaynaklarındansa direkt kaynağın kendisinden öğrenin. Oradaki pazarın sıkıntısı ne? Yani çünkü buradan orayı Vuranın kaynaklarıyla eleştirmek veya düşünmek kolay. Gerçekten onlar öyle mi düşünüyor demek bambaşka bir şey. Çünkü oradaki siz diyaloğu takip ederseniz, oradaki diyaloğa parça bir fikir katarsanız... ...oradaki diyaloğa o zaman çözüm de üretebilirsiniz. Oradaki diyaloğa siz de bir fikrinizi katıp, katma değer katıp bir şey satabilirsiniz. O yüzden İngilizce bilin derim en temel tavsiyem bu. Onun dışında çok aslında genel yani cevaplarım olacak. Korkmamak, atılmak, kaybetmemeyi oynamasın kimse, kazanmayı oynasın. Benim hep söylediğim bir şeydir. Risk almak çok önemli. Girişimcilik yasal çerçevede risk almaktır. Yani risk alacaksınız. Çok güzel bir şey diyenin yasal çerçevede risk almak. Tabii. Bazen böyle girişimcilerin hikayelerinde hep duyarız ya. Hani Bazen böyle yasaların dışına çıkıp ya da kendi kurallarını yazıp hmm. hani o işi denedikleri olur ya hmm, olurmuş bilmiyorum çünkü ya ya yasayı çok bozmamak en iyisi. Ee, hani onu başkaları yapıyor değil mi? O Biz yapmıyoruz. <laughs> Bizden ben üstüme hiç almıyorum bile o lafı yani. <gülüyor> <gülüyor> var mı hiç senin böyle enteresan bir hikayen? Yasayı kırdın mı? Yasayı kırdın demeyelim de. <laughs> Yok, o kadar değil de hani kurallara uymadığın diyelim. Kurallara uymadığımdan şöyle. Yani aslında... derler ya şimdi e, derler ya şimdi işte girişimci özür dilemez, af diler diye. Aa güzel. Yani şöyle olması gerekiyor. Bazı kullandığımız taktikler elbet oldu. Ama bunlar taktik. Yani bu kuralları kırmak değil. Var olan realiteyi değiştirmek. Mesela ilk dönemde biz genç genç iş arayanlara yoğunlaştığımız için üniversitelere kapı kapı gezdik. Üniversite kariyer... Siz almadılar şeyleri, belki içeri. Tabii istemediler. Yani üniversite kariyer ne denir? Platform mu? üniversite kariyer Merkezi. merkezleri çok çalışmak istemedi. Çünkü dediler ki biz zaten bunu sunuyoruz. Bize dedik ki o zaman biz üniversitelerle ortak hareket ederek bu işi büyütemeyiz. Öğrenci kuruluşlarıyla direkt konuştuk. Bir de ben velilere hedefledim. Dedim ki çünkü anne baba zaten çocuğun iş aramasını istiyor. Veli'leri target edelim. Velilerin Bir de onlara broşür vereceksin. Tabii onlara broşür. Oğlunuz iş mi arıyor, kızınız iş mi arıyor? Aa mı olur gençler için iş arama platformu hemen <laughs> bulur. E ne yapıyor anne baba? Çocuğuna söylüyor ve zorla yani gir videonu koy bak. Ya yani şimdi kuralları kırma değil de yani bunlar ufak taktikler. Yani bu mesela ilk başta benim hedeflediğim firmalar vardı. Biz bu firmaların açık iş ilanları vardı. Onlara davet ettik gelin siz de işinizi koyun işleri koymuyorlardı. Yani benim İK müdürlerine ulaşmam zaman alıyordu. Dedik ki zaten işleri açık. Alalım biz de siteye koyalım. İnsanlar başvurdukça gönderelim. Peki videoyu siz mi çektiniz yoksa ha, normal ya, mi videoyu koydunuz? Onlar videoyu çekiyor biz o videoyu direkt yolluyoruz. Size bir aday geldi size bir aday geldi diye. Firmalar o zaman dedik ki aa bize bir aday gelmiş videolu. Nereden geliyor ya bunlar? Ya bizim onları almamız mesela öyle daha kolay olmuş. Bunlar ufak taktikler diyeyim. Jobs kuruluşundan bugüne yaklaşık Altı yıllık bir süreç geçti. Evet. Ne tür zorluklar yaşadın? Yani Aa, çok güzel zorluklar yaşadım, bol bol zorluklar Başımdan yaşadım. Başından geçen olaylar da olabilir. Tabii ya çok dayak yedik bir kere. Benim çok savaş yara izim var diyeyim. En zorlandığım şey ne dersen ama... Ekip kurmak, doğru ekibi, doğru insanla kurmak ve ondan sonra insan idaresi. Yani hiç beklemediğiniz şeyler oluyor. Gecenin ikisinde telefonumun çalıp yazılımcılarımızdan bir tanesi silahla tutuklanmış. Ondan sonra Amerika'da polis bizi arıyor. Gerçekten o şirkette çalışıyor mu diye beni arıyorlar. Benim numaramı vermiş. Karakola gidip çalışanımızı çıkartmaktan tut. Hani ne kadar garip hikaye varsa başıma gelmiştir. Amerika'da insanla uğraşmak çünkü çok farklı kültürlerden insanlar var, çok farklı arka planlardan ve bu insanlarla e, hani ortak hedefe bu farklılıklarla gitmek, e, farklı motivasyonlarla gitmek yani çok e, ne diyeyim dayak yediğimiz bir süreç oldu. E, hiçbir şey basit olmuyor, hiçbir şey kısa ölçekte olmuyor ama her şeyde insan yapıyor yani. Amerika yazılımcı yuvası değil mi yani orada yazılımcı bulmak neden bu kadar zor oldu? Olay Çünkü, çünkü Türkiye'deki yazılımcılar da fırsat olanlar yurt dışına ve özellikle Amerika'ya gidiyor. Tabii ya, olay yazılımcı bulmak değil. Olay uzun ölçekte. Yani benim uh, en çok istediğim şey bizim yaptığımız iş biraz uh, entry to barrier Jobs Jabbzmo'lu kullansaydın? <gülüyor> <gülüyor> Şu an kullanıyoruz. Şu an bütün iş alımlarımız bizim üstümüzden. Uh, kendimiz video izliyoruz. Çok keyifli bir arayüzü var. Uh, fakat olay yazılımcı bulmak veya sıfır uh, bir alanı yapmak değil. İyi bir ekip kurmak. İyi ekibi kurmak zaman alan çok zorlu bir süreç. Çünkü ilk işe başladığınızda arkadaşlarla başlıyorsunuz. Sizin elinizin altında olan güvendiğiniz fakat o niteliğe sahip olmayan, istediğiniz niteliğe sahip olmayan insanlarla yola çıkıyorsunuz. İkinci fazda daha nitelikli fakat aynı değerlere sahip olmayan çalışanlarla yola çıkıyorsunuz. Üçüncü fazda hem niteliğin önem kazandığı, yeteneğin önem kazandığı ama ortak değerlere sahip olduğunuz insanlarla ekip kurmanız gerekiyor. Yani o ekibi oturtmak, doğru bir ekibi oturtmak, doğru ekibi scale etmek, büyütmek. Çünkü o binanın aslında sütunlarıdır, insandır, ekip işidir. O bizim için benim en çok önem verdiğim, hala bugün önem verdiğim unsurdu diyeyim. Peki bu süreçte ne öğrendin, sana ne öğretti? Hani yaşadıkların sana nasıl bir ders oldu? Hmm. Ya yani mesela bir dahaki startup kursan ikinci bir startup'ın olsa burada yaptığı ne yapmazdın? Hmm, güzel bir soru. Ee... Yani başına bir şeyler geliyor da bundan ne çıkardın? Önemli olan başına gelenler değil ondan tersten ne çıkardın? Tersten başlardım. Ya. Yani ben mesela şimdi düşündüren bir soru o yüzden düşündüm. Tersten başlardım. Nasıl tersten başlama? Aslında ben bunu farkında olmadan biraz yaptık ama tam doğrusunu yapmadım. Daha doğru yapardım. Tersden başlardım Bence şöyle. cesur ol ve açık ol abi. Yok yok yo, ben çok açığım. <laughs> Tersten başlardım şu demek. Şimdi genelde bir girişimci çözüme odaklanıyor. Fikrini inşa ediyor. Ondan sonra gidip pazarlamaya çalışıyor, satmaya çalışıyor. Ben ilk satmaya çalışırdım. Yani derdim ki gidip firmaya ürünü sat. Yani bu prototipini sat. Bunu yapan girişimciler Aa, var bu arada. Olması lazım. Ben işte bunu... Ya Yarım yaparak öğrendim. Ha böyle yapsam daha doğruymuş. Çünkü bizim de mesela iki taraflı bir platformuz. Hem iş arayanınız olması lazım ki iş veren gelsin. Hem iş veren olması lazım ki iş arayan gelsin. Biz kapı kapı zaten bir AVM men, e, konsepti olduğu için e, gidip firmalara kendimizi sattık. O firmaları içeri aldık. Sonra işlerini yayınladık. Fakat gidip baştan satsaydık. Yani baştan bu firmaları içeri daha kolay alsaydık bence çok daha hızlı büyürdük. Zaten yolun yarısında ona evrildik. Başta onu yapsaydık daha kolay önümüz açılırdı. Geçenlerde dediğim bundan yıllar önce Hı. bir girişimciyle röportaj yaptığımda orada şey demişti. Genelde dating app'lerde şey vardır. Hani Hı. bir oran yakalanmak zorunda ya. Evet. Genelde bir kadına hani 5-6 erkek oran. Hı. Yani sen platforma 50 bin kadın alıyorsan, yani evet. 50 bin kadın üye alıyorsan, evet. e, umarım tabirlerde bir hata yapmıyorumdur. <laughs> e, buna hani 300 bin erkek alabilirsin. Yani hmm. 50 bin kadın, 300 bin erkek birbirini dengeler. Dating Aynen. app'ler için. Hmm. Hani 1'e 6, 1'e 7 oranı iyiymiş. Evet. E, Peki bu sizin platformdaki oran nasıl? Çok güzel bir soru. Hatta verdiğin örnek çok güzel bir örnek. Çünkü ben iş bulmayı en çok dating'e benzetiyorum. Nedir dating? İki insanın, iki tarafın birbirini tanımaya çalışmasıdır. E iş bulmayla işe alım da aynı şekilde. Siz karşınızdaki tanımaya çalışıyorsunuz. Biraz niyetler farklı. Yani niyetler farklı. Onun haricinde aynı konsept. Bizdeki oran şöyle genelde firmaların her çıktıkları işe ortalama 200 aday alıyorlar tradisyonel firmalarda. Biz onu onda birine düşürmeye çalıştık. Çünkü biz 200 aday vermeyelim. En az 20 video verelim. Yani 20 videolu aday verelim. Bu oran yaklaşık Amerika'da bir iş için 200 aday. 200 adayın yaklaşık 60'ı mülakatta çağrılıyor. Bu 60'ın yaklaşık 10'u mülakat seviyesinden gidiyor. Ve en sonunda bir tanesi işe baş yani işe alıyor. Bizde olay yaklaşık bunun onda biri. Çünkü video olduğu için zaten daha emekli emekli dediğim daha çok emek verilmiş adaylar işe başvuruyor. Yani sizin firmanızı bilen, sizin firmanıza ilgilenen ve bu niteliklere sahip. Yaklaşık oran buna benziyor. Yani her iş ilanında bizim vermeye çalıştığımız 20-30 aday videolu var, aktif. Bir de elimizdeki aday havuzunu firmalara göstermemiz, firmalara vermemiz var. Böyle genelde şey oluyor değil mi? Adaylar video gönderirken kimisi çok kötü çözünürlükle çekiyor. Kimisi profesyonel kurgu yapıyor. Bu şeyler var mı? Bu ciddi farklar. Ya ciddi farklar şöyle oluyor. Aletten alete tabii değişiyor. Fakat yaptığımız konsept o kadar farklı ki soru cevap olduğu için kendisi oturup bir video upload etmiyor. Yani aletinin kamerasından kendini anlatıyor ve çok natürel bir ortam. Yani bizim en çok önem verdiğimiz tabii bazıları kravatla çekiyor. Fakat bizim sinema diye bir tarafımız var. Ben benim en sevdiğim taraf o isteyen adayla videolarını herkese açıyor. Yani benim videomu herkes görebilir diye. Siz sadece kendi videonuzu görmüyorsunuz. İsterseniz bütün herkesin videolarını görebiliyorsunuz bunu açan. Dolayısıyla çok natürel bir komünitimiz var. Yani dövmeli insanlar, saçlar böyle arkada mesela yatak odası dağınık. Hani çok natürel bir ortam ya yani ben buyum diyor. Benim mesela en rahatsız olduğum mülakata giderken insanlar dövmelerini saklar, küpelerini değiştirir. Halbuki bizim platformumuzda herkes olduğu gibi muazzam saç stilleriyle, muazzam bir şekilde kendi hikayesini anlatıyor. Çünkü o adayın hayatı, o insanın hayatı o. O hayatı nasıl tanıdığın, o hayatın kendi hikayeni anlatıyorsun. Kendi varlığını anlatıyorsun. O yüzden çok natürel bir ortamımız var. Tabii bazen görüntü kalitesi herkesin kişiden kişiye değişiyor ama standart bir şeyi var. Burada, burada sizin mobil uygulamanız yok. Yok, App Store'da değiliz. PWA diye, yani telefondan tabii giriliyor kullanılıyor progressive web app diye. Orada videoları önden çekiyor, yani cevaplara bakıyor, önden çekiyor, daha sonra mı yüklüyor? Nasıl oluyor bu sistem? Yok, direkt te, telefonla record edebiliyor. Yani direkt o arayüzden record edebiliyor. Peki burada bu sistemin açıkları var mı ya da hiç açık tespit ettiniz mi? Yani e, mülakata giren kişiyle, hmm. <laughs> ne bileyim işe gelen kişinin aynı olmaması... Yok böyle bir sıkıntımız olmadı. Fakat... Zaten hani en hani e, yalan söyleyemeyeceğin bir durum değil mi? Bazen çünkü hani şey de oluyormuş CV'lerde özellikle. Hani gitmediğin üniversiteyi yazmak. Tabii. Gitmediğin şirkette çalışmış gibi göstermek Tabii. kendine. Yani yalanı aslında söyleyecek insan kağıtlık daha rahat söyler. Ama sen bir kamera karşısına çıkıp da yalanı anlatmaya başladığın an, onu anlatmak bir kere daha güç... ...yalan söyleyecek insan iki taraf içinde. Firmalar da bazen abartılı söylüyor. Yani her dakika tatilimiz var, şu kadar maaş veriyoruz diyor. Maaşlar yatmıyor. Bunu videolu beyan etmek çok daha zor. Çünkü sen yüzünü koyuyorsun ve ona göre konuşuyorsun. Bilakis iki tarafta birbiriyle konuştuğu zaman anlıyor kimin doğru söyleyip söylemediğini. Ben burada sizin platformda şeyi gördüm. E, diyelim ki bir mezun var Boğaziçi'yle, diğer mezun var... Puanlama sıralaması olarak daha düşük bir Ama işte e, belki o video mülakatta o daha düşük puan sıralamasıyla üniversiteye giren kişi herhangi bir üniversite olabilir. Bir boğaz içilinin önüne geçebilir ya da bir ot türünün önüne geçebilir değil mi? Aslında siz burada CV'de yazılanları değil de o kişinin kendisini direkt anlatmasını istiyorsunuz. Hani genelde hep iş görüşmelerinde vardır bunu söylemiştim hani beni bir kez bir davet edin de bir kendimi anlatayım. Aynen ya bir evet. anlatma fırsatı verin. Aslında o ilk video sizin Job small'daki o video o ilk anlatma fırsatını veriyor. Muhakkak ve de o soru cevaplardan çok şey anlatabiliyorsunuz. Yani mesela sorulardan bir tanesi benim en sevdiğim. Hayatında yaşadığın en büyük başarısızlıklardan biri neydi? Ne öğrendin? Nasıl telafi ettin? Şimdi bu soruyu aldığınız zaman herkes başarısızlık yaşıyor. Yani isterseniz Boğaz içinden mezun olun, isterseniz başka bir üniversiteden. Dolayısıyla insanların kendini tanıttığı, kendi hikayesini anlattığı. Çünkü herkesin bir hikayesi var. Yani arka planın ne olursa olsun herkesin anlatılmaya layık ve duyulmaya layık bir hikayesi var. Nereden geldiğinden tut, isminin neden Nathan Nathan olduğuna kadar herkesin bir hikayesi var. Ve bunu anlatmaları lazım. Çünkü bu en önemli done. Yani oturup bir özgeçmişte ben şuradan mezun oldum çok güzel. Ama bunun hikayesini duymuyor insan. Bunu videoda kendini duyurabiliyor, kendini gösterebiliyor. Ve kendi insan tarafını anlatıyor. Çünkü hepimiz insanız. Bu iki taraflı olması gereken bir şey. Firma da insan, firmada çalışanlar da insan. Yani ya senin gelecek takım arkadaşların onlar. Dolayısıyla bu videonun en çok yaptığı şey... Olayı eşitleme, demokratize etme. Senin arka planın ne olursa olsun senin de hikayen duyulacak, senin de bir hikayen var. Sen hikayeni anlatmaya layıksın. Yani bu diğer tradisyonel sitelerde veya mesela LinkedIn'de de diyeyim çok büyük bir platform. Ben bazıları soruyor LinkedIn rakibiniz mi diye. Hiçbir şekilde ben kendimizi öyle konumlandırmadım. Peki LinkedIn'de... bir gün LinkedIn videolu mülakata geçerse rakibiniz olur mu? zor çünkü LinkedIn networking üstüne kurulu bir şey. Networking ne demek? Aslında orada bir marka var. Yani Hilmi Öççün'ün LinkedIn hesabı aslında bir markası. Tamam iş başvuru sayfası da var. Tabii, Oradan tabii, ben tabii. bir gün bir şirkete iş başvurusu yaparken artık oradaki sorulara videolu cevap verebiliyorsam. Tabii tabii. Size rakip olur mu? Ya ben çok rakip diye bakmıyorum. Çünkü bir platform işe alım yaparken biz tek bir yerden alacağız diye bakmıyor. Hangi aday doğru şekilde karşımıza çıkıyor diye bakıyor. Ve LinkedIn'in olayı tümle aslında networking üzerine. Yani onların oradan oraya pivot etmesi. Yani LinkedIn'e şu an siz article da koyabiliyorsunuz. Haber de paylaşabiliyorsun. Düşüncelerini paylaşıyorsun. Daha sosyal medya mecrası. Ama daha iyi değil mi işte? Geçmişini de görüyorsun. Neler paylaşmış. Kısmen neler paylaşmış çok önemli bir done değil aslında orada. Yani bir de bir şeye fokus olmak çok önemli. Yani LinkedIn ona da odak yaparken ona da odak yapması biraz büyük firmaları büyük diye şey yapmayalım. fokus olması çok büyük. Öyle olsa dünyada tek bir sosyal medya sitesi olur değil mi? Eğer TikTok'u öldürmek istiyorsan, Reels yapalım diyorsa Instagram, niye TikTok hayatta? Yani o, o platformların, ya yani Apple bisiklet yapamaz. Şimdi 5 yıla belki elektronik bisiklet yapar veya 6 aya. Ama bu demek değil ki, yani tek bir marka burada hayatta kalacak. O yüzden ben çok öyle rakip olur eyvah diye bakmıyorum. Bilakis rakiplere hiç bakmıyorum. Benim tabii pazarıma hep bakarım. Pazarımda kim var, hangi oyuncu var, ne yapıyor. Fakat en çok baktığımız şey biz müşterilerimize değer katıyor muyuz? Biz adaylarımızı işe yerleştiriyor muyuz? Biz bu hikayenin A'dan Z'ye geçen 43 günlük uh, serüveni 20 güne indiriyor muyuz? Benim baktığım bir tek KPI bu. Dolayısıyla yani dola bütün işimizi buna göre navigi ediyoruz. Yani biz Rakiplerimizi kovalamıyoruz. Biz yaptığımız işe bakıyoruz. Ee, rakiplere bakmak tabii önemli. Pazarını iyi bilmek. Ee, ama o büyük bir te tehdit olarak algılamıyorum ben onu. Son olarak merak ettiğim ve logonuzda da aslında adınızda da hmm. olan Z harfi... Hmm. ...Jobs Mall'daki Z kuşağını temsil ediyor. Doğru. Neden? Yani Z kuşağı ne istiyor? Z kuşağı şöyle aslında her ne kadar adımızda Z kuşağının Z'si de olsa ben kuşaktan çok hayatta hep şöyle bakıyorum. Genç hayatın dayağını yememiş, hevesli genç kitlesi hayata yeni atılan. Öte yandan hayatın dayağını yemiş, senelerini vermiş bir yönetici sınıfı veya daha olgunlar sınıfı diyeyim insanların çatışmaları oluyor. Hep zaten bu kuşak çatışması binlerce yıldır olan bir şey. Yani bugün Sümer tabletlerine bakarsan 5000 yıllık orada bile şöyle bir laf görürsün dünyanın sonu gelmek üzere galiba çocuklar annelerini babalarını dinlemiyor. Yani 5000 yıl önceden bile bu çatışma vardı. Turgenya babalar oğulları okursun. Hayatta hep bir kuşak çatışması var. Z kuşağını kıymetli yapan şey Z kuşağı dünyanın en çok görülmüş bence gücü olan internetin içine doğmuş bir nesil. Yani eskiden bilgi denilen şey kurumlarda veya bireylerde toplanan sizin gidip tecrübeyle çıraklıkla yanında pişe pişe öğreneceğiniz bir şeyken bugün Z kuşağı o insanlardan bile daha fazla bilgiye sahip ve bilgiye erişebiliyor. Ama Eskiden... te, ama tecrübesi yok. Aradaki en büyük fark o. Yani bilgiye erişebiliyor ama bilgiyi nasıl kullanacağının bence o tecrübesi yok ortada. Dolayısıyla Z kuşağının istediği bazı şeylerde çok daha sabırsız gözükebilir. Çünkü sabırsız oluyor. Ben hareket etmek istiyorum. Bilgim var diyor. Z kuşağının bence en önemli şeyi bir kere duyulmak istiyorlar. Yani biz de varız. Biz adam yerine konmak diyeyim. Yani tabiri caizse sesini duyurmak, kendi değerini hissetmek ve kendi sesini duyurmak. Bizim bütün aslında bu gençlerde benim en çok gördüğüm şey o. Jobs Mall'un da sunduğu arayüzün en büyük faydası o. Yani senin tamam genç olabilirsin, çok büyük potansiyelin var, geçmişin yok. O potansiyeli, o isteklerini, o heyecanını karşı tarafa da aktar. Özgeçmiş gibi bir şeyle kendini bir sayfaya hapsetme. Yani en büyük gördüğüm şey o. Ama kuşak çatışması her zaman olacak. Z kuşağını özel yapan internetle büyümesi, bilginin artık Bilgi önemli değil, tecrübe olarak o bilgiyi nasıl kullandığın önemli. Ve bu modellerin dünyada gelişmesi. Yani ben Amerika'da şeye çok destek veriyorum. Work-based learning dediğimiz, çalışma bazlı öğrenim, çıraklık modelleri. Bunlar bence gelecekte çok önem kazanacak. Çünkü artık dört yıllık bir okulda siz okula giriyorsunuz. Hoca size uzun uzun dersi anlatıyor. Kimse dinlemez onu. Zaten kimse de dinlemiyor. Bugün ödev yapmalar bile değişecek. Daha geçen hafta OpenAI Chat GPT-3'ü yayınladı. Bana dört paragraflık ödev yap diyorsun. Çak diye yapıyor. Bana Descartes'in şu düşüncesini anlatan bir kompozisyon yaz diyorsun. Bir saniyede ödevin bitti. Yani nasıl eğitimden tuttuğumuzla, nasıl işe iş yaptığımız bunların hepsi değişecek. O yüzden Z kuşağı bu değişimin hem öncüsü hem içinde bence çok enteresan ama ben pozitif gördüm bir dünyaya giriyor olacağız deyip böyle uzun bir cevap vereyim sana Z kuşağının ne istediği konusunda. Natan çok teşekkürler e-girişime konuk olduğun için. Güzel bir video kesti oldu. Kısa süreli Türkiye'deydin. Seni burada yakalayıp video üretmek gerçekten harika oldu. Teşekkürler. Umarız Amerika'ya geldiğimde de e, böyle planlarımız var. Orada da seninle belki yerinde bir çekim yaparız. Bir çok ofisiniz sevinim. var değil mi orada? Var var. Yani remote değil aslında. Aslında e, ofisle başladık. Pandemi sürecinde remote olduk. Şimdi e, ne deniyor? Coworking space'lerle anlaşmamız var. Çünkü yüz yüze gelmek çok önemli. E, fakat ekip de farklı eyaletlerde olunca bir şekilde hep bir araya geliyoruz. E, o takım dinamini kaybetmemeye çalışıyoruz. Yani seni ağırlarız rahat ol gelirsen e, ağırlayacak yerimiz var. Ya evet aslında uzaktan çalışmak da günümüzün önemli konularından biri oldu ama... ...o yüz yüze gelip toplantı yapmak ya da yüz yüze bir şey tartışmak... Tabii, o havayı solumak. Hiçbir zaman Aynı değişmeyecek. Sol. Kesinlikle. Peki şu anki değerlemeniz ne bilmiyorum. Belki Hı. paylaşmak istersin videoyu kapatmadan önce ama... ...seni ne zaman unicorn olarak görürüz? Aa, çok teşekkür ederim. Ee, umarım çok yakında bizim... Benim hiçbir zaman unicorn olma gibi bir takıntım olmadı. Ben hep ciro ve karlılık üzerine baktığım için hatta bizim investorlara da hep söylediğim bir şey. Ya ben iyi bir iş insanıyım. işten yani sattığımız şeyden karlılıktan anlıyorum. Startup'a gelince mesela bazı Türkleri beni mentorlarım, yatırımcılarım gayet ediyor. Neden olmasın bizim için sky is limit yaptığımız iş sınırı olmayan bir iş. Dünyanın her yerinde insanlar iş arıyor ve iş uh, buluyor. Yani çok büyük hedeflerimiz var. O yüzden umarım çok yakında belki 2023'te bizim de büyük hedeflerimiz olsun. Uh, bu uh, ne deniyor bu heykel midir? Unicorn Buna, atı. Bu, bu unicorn atı uh, Jacobs un da logosunun yanında olur diye büyük bir senin kanalında temenni edeyim, e girişim kanalında. Video kesimizin bu dakikasına kadar sabrettiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler ayrıca bu video bizim podcast kanallarımızdan da yayında olacak. Tabii YouTube'dan da görüntülü olarak bu videoyu izleyebilirsiniz. Yorumlarınız bizim için çok değerli. YouTube'tan izleyenler yorumlar kısmına düşüncelerini yazabilir. Ayrıca yeni konuk olarak kimi görmek istiyorsanız orada da öneri verebilirsiniz yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Nathan bu arada tekrardan geldiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Videoyu da çekmeyi unutmayın. Jobs Mall geldiği zaman size de yardımcı oluruz. Diye kendimi de tanıdım.